Herkese selam arkadaşlar, hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizin bana söylediğiniz bilinmeyen özellikleri göstereceğim size. Yani siz bana söylediniz, ben de bilmeyenlere gösteriyorum yani. O mantıkta düşünebilirsiniz. Geçen bilinmeyen videosu demiştim ki atladığım şeyler varsa bana yorumlarda yazın ve gerçekten yardımcı olmuşsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün de bilinmeyen şeylerin part 2'sini çekiyoruz. Umarım güzel bir video alır ve bu arada bu arabayı ben almadım. Bu araba nereden gelmişse bana gelmiş. Ben bunu geçen save aldığımda 1000 coin yoktu. Nereden gelmişse gelmiş bilmiyorum. Çok şaşırdım cidden. Jantı bile aynı, hiç değişmemiş. Neyse, laf uzatmadan geçelim. Şimdi geçen videoda size Tofaş'ın sesi değişti demiştim. Fakat bu öyle bir şey değilmiş arkadaşlar. Motor sesi değiştikçe arabanın sesi değişiyormuş. Şimdi bu Tofaş burada, tamam mı? Bu biliyorsunuz formül ses çıkarıyordu. Hemen buradan motora geliyoruz. Ha bu arada içini indirmeyi bilmeyenler de arkadaşlar, normalde içi iniyor. Siz bakın içi indi gördüğünüz gibi. Siz hilelde oynadığınız için hilelde böyle bir sıkıntı olmuş. Hileli versiyonlarda içi indirilmiyor arkadaşlarım. Maalesef yapacak bir şey yok ona. Artık hilesizle devam edeceksiniz indirmek istiyorsanız. Şimdi hemen buradan motor kısmına geliyoruz. Motor en son motormuş bundaki. Tamam. Şimdi 5000'lik motoru takıyorum. Tamam mı? Bakalım sesi cidden değişmiş mi? Bunu göreceğiz. Şöyle bir oyuna girdim. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kesinlikle. 81'e çok çok az kaldı. Artık 100.000 olan da şu plaketi alıp, eğer 100.000 olursam o da video gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi aracımız burada. Motorunu değiştik. Bakalım sesi değişmiş mi? Doğruymuş lan. Dur bir kez daha değiştireyim. Başka motor takayım. Gerçekten değişiyormuş. Güzel oldu aslında. Yani bu bir nevi şey gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Egzoz modu gelmiş. Ha, egzoz değiştirebiliyorsunuz. O mantıkla bakabilirsiniz. 10.000'e bir bakmak istiyorum. Şimdi 10.000'lik motora geçtim de bu fena bir şeye benziyor. Dur. Yine aynı, bu bir şey değişmedi. Dur, belki ucuz olanlarda ses aynıdır. Her motorda değişmemiştir. 40.000 lirayı takıyorum. Hadi 40.000'lik motoru taktım. 40.000'lik motoru taktım. Motorların sesini değiştirebilmemiz tabii ki güzel bir şey ama bu Tofaş'a gitmez. Tofaş'ın hakkından 5000'lik motor geliyor arkadaşlar. Doğruymuş bu da. Bu da bilinmeyen bir özellik arkadaşlar. Şimdi bir kardeşim demiş ki Montine Stibre geldiğin zaman yollar ve tabelalar değişmiş diyor. Bakalım gerçekten de öyle miymiş. Şimdi Stibre'den Montine buradan gidiliyor. Haliyle buradan değişmiş olması lazım. Yani şu kısımların değişmiş olması lazım. Hemen bir gidip bakalım gerçekten değişmiş mi. Bu arada arkadaşlar arabam... Hay sizin. Bu arada bu arabayı oyuna ilk geldiği zaman yapmıştım ve aylar sonra gerçekten ilk defa kullanıyorum, biliyor musunuz? Bu arabayı unutmuştum ve tekerleri de küçülmüş güncellemeden sonra. Şimdi tabela değişmiş diyor ama bunların değiştiğini düşünmüyorum. Eğer varsa öyle bir şey, sayalım bunu hadi. İlerliyoruz bakalım, yollar da değişmiş demiş. Yani yolların pek değiştiğine inanmıyorum ama tabelalar belki olabilir. Gidiyoruz. Şu anda yollarda bir değişiklik göremiyorum. Şu bariyerler böyle miydi emin değilim. O kadar... Yani normalde hiç buraya uğramam ben. Bahsettiği yollar bu kısım olması lazım. Yani Montaigne bu yoldan gidiliyor çünkü Stibre'den. Allah Allah, ben bir şeylik göremedim ama. Şöyle bir şey var. Var mıydı bilmiyorum ama bu şekilde bariyerler ezilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Yok lan, ezilmemiş. Bazı bariyerler yamuk yumuk. Tıpkı kaza yapılmış gibi. Ama var mı yok mu cidden hiçbir fikrim yok. Yani varsa iyi, yani çok da bir etkisi olmadı açıkçası oyuna. Gidiyoruz. Değiştiyse eğer bu kısımda değişmiş olabilir. Belki bir yoldan bahsetmiştir. Bir de arabayı sürebilsem güzel olacak da. Gidiyoruz. Neresi değişmiş? Beni kandırdı mı acaba? Yo ya, bir şey değişmemiş. Bence dolandırdık arkadaşlar, kandırıldık. Bu yolu mu diyor acaba? Burası vardı zaten. Ha, o şeyi diyor lan, dur. Yol tabela falan hikaye ya. Bu güncellemede şu evleri yenilemişlerdi diye hatırlıyorum. Yani önceki güncellemelerde. Bu evler yenilenmişti, onu diyor. Ulan ben de diyorum ne diyor ama yine bir tabela mabela dedi, yani merak da etmedim değil. Montaigne'e doğru gidelim. Şu an baktığım zaman herhangi bir değişiklik göremiyorum. Buradan gideyim. Ya bu tabelalar mı? Tabela zannetmiyorum. Ha bak şurada mavi bir şey. Bu ne lan? Şöyle mavi. Ha burayı demiş. Burası. Aa değişmiş lan, evet burası. Yollar bu şekilde değildi buranın. Sanki bir arabadan yağ damlamış gibi bir görüntü vermişler. Ama neden böyle mavimsi? Aa lan bura... Oha köprü möprü gelmiş lan, bu ne? Bu yoktu bu arada. Ya da ben ilk defa geldim, yeni görüyorum. Ama bu yoktu diye biliyorum arkadaşlar. Yalansa oğlum, var mıydı lan bu köprü? Gram hatırlamıyorum cidden. Ama yolu ben daha önce böyle görmemiştim. Olabilir, değişmiş olabilir. Tabela nerede? Tamam yolu gördük. Yolu gördük. Tabela nerede? Tabela yok. Yani bu kardeşimiz köprüyü demiştir büyük ihtimalle. Ve yolu demiştir. Tabelada herhangi bir değişiklik göremedim. Bir de o köprü var mıydı bilmiyorum ama... Hiç görmemişim daha önce. Video değişmiş olabilir. Tamam, bu biraz iyi. Güzelmiş bu.
Şimdi bir kardeşimiz demiş ki abi Nissan Skyline R34'ün sesi değişmiş ve gerçekten mük olmuş demiş. Hemen bakıyoruz, R34'ümüz burada. Hemen bu oyuna girip bakalım olmuş mu ve tekrardan hatırlatıyorum, abone olmayan ve videoyu beğenmeyen varsa bir zahmet arkadaşlar, bir beğenirseniz gerçekten mutlu olurum. Bir de abone olmayan varsa abone olsam mükemmel olur. Şimdi R34 burada. Sesini açtık, bakalım değişmiş mi? Ha, evet, bu da bir dolandırma vakası arkadaşlar. Aslında dolandırma değil, yanlış anlatmış. Şimdi her motorda ses değiştiği için demek ki onlara farklı bir motor var ve kulağına farklı geldi. Aslında çok da kaçırdığım şey yokmuş ya. Bir kardeşimiz demiş ki abi artık yarış yaptığın zaman drift modunu alamıyorsun. Bu da hileciler için iyi oldu demiş. Hemen bir rastgele boyuna giriyorum ve bir yarış teklifi yapacağım birisine. Bakalım gerçekten doğru muymuş. Aslında çok bir şey kaçırdım yok. Şu ana kadar bir o kadar şeyden iki tanesi falan doğru çıktı. Dur bakalım bir. Oo çok kastı. Acayip kastı. Dur şunlar istekleri hemen. Oğlum bu araba niye durmuyor lan? Dur şöyle birisiyle. Hah şuna bir yarış yapayım. Şu formülayla bir yarış yapalım. Kabul etse bir. Hah 402 metre hemen bakıyoruz. Şimdi benim aracım nerede? Abi drift modunda. Girdim şöyle. Ha bak drift modunu alsam bile gir çıkardığı zaman tekrardan ABD'ye geliyor. Vay. Tamam güzel yapmış bu. Gerçekten iyi oldu bu. Hız hileleri artık şey yok diye düşünüyorum ama bunlar başka türlü hile bulabilirler. Bir daha yapayım. Dur bir daha yapayım. Hadi 1600 olsun hadi. Dur bakalım. Şimdi RVD'de tamam mı? RVD'yi aldım. Hatta drift modunu aldım. Tamam mı? İlerledim. İlerliyorum. İlerliyorum. Bakıyorum. RVD'ye gelmiş tekrardan. Lan güzel olmuş ha. Vallahi güzel olmuş. Artık kimse şey yapamaz yani. Hız ileri falan yapamaz. Ama yaparlar ya. Ya bizimkiler yapar doğru. Hani ne kadar önlem almış olsa al. Bizimkiler yapar. Araba sakin ol. Tamam. Bu da doğruymuş. Şu ana kadar 3 tane doğru, 2 tane yanlış devam ediyoruz. Evet burada kardeşlerim de selam olsun hepsine. Videodan kendiniz izlersiniz artık. Çıkalım. Evet arkadaşlar, kaçırdıklarım bunlarmış. 3 tane şey kaçırmışım. 3 tane şey için bu videoyu çekiyorum. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar için kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Yine bir şeyler varsa orada yazarsınız. Belki çekerim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.